Umut kör bir inanç, fakir ekmeği değildir. Umut insanı hayata bağlayan bir coşkudur. Ben BNI'nin Türkiye'deki iş sahiplerine büyük değer katacağını hep ümit ettim. Buna inandım. O inancım sayesinde de zaten bugün organizasyon haftada ortalama 1000 iş sahibini sabah 6.30 ve 8.30 saatleri arasında bir araya getiriyor. ...1998 yılında Londra'ya gittim. Kendi işimi kurdum. Kendi işimi kurduğum dönemde bir arayış içerisine girdim. Bütün iş sahipleri gibi. Farklı sektörden, farklı profilden insanlara ulaşıp sattığım ürünümü ulaştırmak istiyordum. Fakat bir türlü insanlarla istediğim güçte bağ oluşturamadım. Derken bir gün ofisimin mülk sahibi beni bir toplantıya davet etti. Toplantının bu kadar erken saatte olduğunu bilmediğim için evet dedim. Ve saati öğrendiğimde sabah 6.30 gerçekten benim için büyük bir şaşkınlıktı. Söz verdiğim için William'a. Toplantıya gittiğim anda gerçekten oradaki enerji, içerideki insanların pozitif duruşu, yaklaşımı, benim işime olan ilgileri, benimle kurdukları iletişim dilinin profesyonelliği. Burada olmam gerekiyor dedim. Üye olarak 2,5 yıl orada kendi işim üzerinden ilerledim. Lider ekiplerde yer aldım. Daha sonra büyük bir üye gününde, yani yüzlerce BNI üyesinin katıldığı bir üye gününde o dönemin Avrupa direktörü Terry Hamill, BNI'yi Türkiye'de açmak istediklerini ve BNI ile ilgili Türkiye'den güçlü bağlantılar, kontaklar ve güçlü bir referans aradıklarından bahsetti. O sırada herkes dönüp tabii bana baktı. Çünkü salondaki tek Türk bendim. Terry'e gidip nasıl yardımcı olabileceğimi sordum. Neden sen Türkiye'ye bu işi götürmüyorsun dedi. Yani muazzam bir proje ve Türk insanıyla BNI'yi sen buluşturabilirsin. Hikaye aslında böyle başladı. Türkiye'ye BNI'nin getirilmesi konusunda karar verdik ve getirdik 2012 yılında. Yurt dışında yaşayan herkesin şöyle bir hayali vardır. Bir gün kendi ülkesine dönecektir. Bir gün kendi ülkeme dönmeyi her zaman hayal ettim. Ama bunun tabutlu olmamasını diledim. Dolayısıyla BNI gibi bir proje bana geldiğinde gerçekten Türkiye'ye dönmek için muhteşem bir sebepti. Günaydın, hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ayşe Aslan. Bu muhteşem markanın Türkiye'deki temsilcisiyim. Türkiye'ye geldiğimde hiç kimseyi tanımıyordum. Londra'ya gittiğimde de böyleydi aslında. Londra'ya gittiğimde de hiç kimseyi tanımadan gitmiştim. Tam bir çılgınlıktı. Geri dönüşümde aynı düzeyde bir çılgınlıkla oldu gerçekten. Birçok insan işin burada tutmayacağını, BNI'nin hiçbir şekilde Türklere hitap etmediğini, Türk iş sahiplerinin böyle bir disiplinden hoşlanmayacağı konusunda beni çokça arkadaşım geri döndürmek için yolumdan çok mücadele ettiler. Ama ben hiçbirisinin söylediklerini kulağıma asmadım açık söylemek gerekirse. Çünkü gerçekten inanıyordum olacağını ve oldu. Çok çalıştık, çok emek harcadık ama mükafatını fazlasıyla aldık. Türkiye'ye geldiğim zaman tek bir üyemiz bile yoktu haliyle. Hiç kimse BNI'yi duymamıştı. İlk tanıtım toplantılarını yapmaya başladığım zaman bizim Amerika'daki genel merkezimize yazan, farklı ülkelerdeki BNI toplantılarına katılmış insanlar Türkiye'deki faaliyetlerle ilgili de bilgi almak istiyordu. Onlara ulaştım. Yazdığım bloglar neticesiyle bazı insanlar bizimle iletişim kurdu ve onları toplantılara davet ettim. Toplantılarda anlatırken tek bir toplantı örneğimiz yoktu katılıp görebilecekleri, tek bir formül yoktu. Ben sadece insanlara aslında bir hayal satıyordum. Fakat şunu gördüklerine çok eminim. İnsanlar bizim gerçekten bir yere gittiğimizi ve iş sahiplerini de beraberimizde bir yere taşımak istediğimizi gördüler. Dolayısıyla peşimize öyle takıldı bu binlerce insanla. Evet, yani bir şey ortada yok ama olacak. Hayatta her şeyin inanmakla başladığını düşünüyorum. Çok inandığınız bir şeyi hayata geçirmeniz çok kolay. Bugün bunu başardık ama o insanların inancıyla başardık.
Çünkü insanlar sizi bir projeye, bir fikre, bir düşünceye inanmış gördükleri zaman kesinlikle peşinizden geliyorlar. Adanmışlık duygusuyla gerçekten ben Viyana'nın kuruluş çalışmalarını yürüttüm. O duyguya insanlar geldiler ve binlerce kişiye ulaştık günün sonunda. Çok zor değildi, çok da kolay da değildi ama muhteşem bir deneyimdi diyebilirim. BNI olarak aslında bizim vaat ettiğimiz şey size dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun, hangi dili, hangi dinden, hangi kültürden, hangi coğrafyadan olursanız olun, herkes referansa iş yapıyor. Bunun sistemini öğretmek, BNI Türkiye olarak iş sahiplerine öğrenebilecekleri, uygulayabilecekleri, kazanabilecekleri, kazandırabilecekleri bir ortamı yaratmak. ...25.000 üye hedefimiz var Türkiye'nin tüm illerinde. Şu anda ilk çalışmalarını İzmir'den başlattık. Ankara yolda, Bursa yolda ve diğer illeri de yavaş yavaş, tabii ki nitelikli, o bölgede lider, o ilde bizim organizasyonumuzu temsil edebilecek başarılı iş sahipleriyle birlikte yol alacağız. 25.000 iş sahibi, milyarlarca dolarlık bir ciro, üyelerin birbirlerine yaptıkları iş yönlendirmelerinden doğan bir iş hacmi. Ve tabii ki müthiş bir community yaratmak istiyoruz biz. Dünyayla connect olmuş, dünyayla bağ kurmuş, dünyadaki trendleri takip edebilen bizim vasıtamızla bir iş dünyasına yeni bir soluk getirecek bir platform olacak bir BNI, hali hazırda olduğu gibi. Daha da büyüteceğiz. Ben BNI gibi bir projeyle Türkiye'deki iş sahiplerine büyük bir farkındalık katacağımızı biliyorum. İyi ki BNI'yi getirmişim. İyi ki binlerce iş sahibini bu organizasyonun içerisine dahil etmişiz. İyi ki bu binlerce iş sahibinin yüzlerce saat eğitim almasını sağlamışız. Onların işlerini geliştirmesini, para kazanmalarını, ofislerine yeni elemanlar, yeni istihdam alanları, yeni ortaklıklar, iş birliktelikleri yaratmalarına vesile olmuşuz. Dünyaya bir daha gelsem yine BNI'yi Türkiye'de kurmak isterim. Düşünün, insanlar sayenizde milyonlarca dolar, binlerce lira para kazanıyor. Kelimelere sığmaz, tarifi anlatılmaz yarattığı tatmin ve mutluluğun. Hikayelerini gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Ağlamak istiyorum. insanların bu platformdan sadece para kazanmadıklarını biliyorum. Evet, para kazanıyorlar, işlerini geliştiriyorlar, evlerine götürdükleri ekmeği arttırıyorlar. Onun yani inanılmaz bir fayda sağladığımızı biliyorum ben. Birçok insan işe alıyorlar, istihdam yaratıyorlar. Fakat bir insanın yoktan var olması, hatta bir mücadele içindeyken burada kendini var etmesi duygusu tarif edilemez. Yani bunun sözle gerçekten karşılığı yok. Başka birinin hayatında bir değişikliğe neden olmak. Kelimelerle tarif edilecek bir şey değil bu tatlı duygusu. İnanılmaz bir şey.